Evet sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Garip bir girişimiz oldu. Nereden nereye koyalım koymayalım diyerek. Neyse burası samimi bir kanal. Biz de samimi olarak seyircilerimizle buluşuyoruz. Bu akşam Perşembe akşamları yaptığımız son programı yapacağız. Yeni yılda Salı akşamları saat 21'de sizinle birlikte olacağız. Bu programı yapmak için 1,5 ay önceden sözleştik zaten konuğumla, Genco Erkal'la. Çünkü Genco Erkal'ın boş vaktini bulmak kolay değil. Çok acayip bir serüveni sürdürüyor. Yıllar sonra yeniden karşımıza Aziz Nesin dirilerek geliyor. Sahiden Aziz Nesin olduğuna inanıyorsunuz. Nazım diriliyor. Sahiden Nazım olduğuna inanıyorsunuz. Brett diriliyor. Ya diyorsunuz tamam bu Brett bizim komşu derken Can Yücel, derken Shakespeare falan olağanüstü bir merhabayla bizim karşımıza çıktı bu sezon Genco Erkal, Genco abi. Ben çok uzun yıllardır kendisini hem izleyici olarak hem bir ustaya saygıyla takip ettim. Defalarca yayınlar yaptık. Her birinde de sizden büyük ilgi gördük. Bugün de Halk TV'de bu yayını yapacağız. Aydınlanma için, sanat için, edebiyat için siz dostlarımızla birlikte. Instagram'dan ve Twitter'dan bana doğrudan ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda Genco abiye de ulaşabilirsiniz. Reklam arasında yazdıklarınıza bakacağım. Atladıklarımı Genco abiye aktaracağım. Hep birlikte özel bir akşam geçireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bu merhaba geniş bir merhaba oldu Genco abi. Şununla başlamak istiyorum. Biraz hüzünlüyüm. Yani çok hüzünlüyüm ama benim diğer izleyicilerimizden ve belki de sizden farklı hüznüm şu. Çok değerli Gülriz Sururi'yi kaybettiğimiz için çok üzgünüz kuşkusuz. Ancak bundan bir ay kadar önce, belki biraz daha fazla, Gülriz Hanım sizin oturduğunuz koltukta olmak için buraya gelmişti. Bir talihsizlik oldu. O gün yayını yapamadık. 2 hafta sonra diye sözleştik. Fakat bir türlü gerçekleşemedi. Evet ve Gülriz Hanım'ı kaybettik. Sizin sahne arkadaşınız, evet. Sizin deyiminizle dostunuz, evet. Ve sizin deyiminizle yaşadığı gibi sanatçı olarak ölen bir insan. Gülriz Sururi'yle başlayalım isterseniz. Ah, çok derin bir yara açtı gerçekten Gülriz Hanım'ın. Böyle birdenbire üstelik hani bir rahatsızlığı olduğunu biliyorduk. Bugün yarın çıkar falan derken bu şekilde gitmesi çok derin bir yara oldu. Ben onu daha öğrenciliğimden tanıyorum. Beraber çalışmamız çok sonra. Ama o kadar tiyatroya meraklı bir insandı ki biz üniversiteli genç oyuncular olarak çalışırdık. Bizim oyunlarımızı takip ederdi. Sadece bizi değil, bütün amatör tiyatroları takip ederdi, festivallere giderdi. Müthiş böyle açık, yeniliklere açık bir insan. Ve zaten sonraki kariyerinde de hep öncü olarak davrandı. Ve ülkemizde mesela ilk profesyonel tiyatroda Nazım Hikmet oyunu oldu. İlk Hair müzikali, ilk LBGT konulu, ilk hepsinde de başı derde girdi, yasaklandı. Başına bir sürü işler geldi. Bütün bunlara rağmen çok direndi ve çok sağlam bir kadındır. Son yıllarda artık sahneye çıkmıyordu ama bence eskisinden daha faaldi. Çünkü ben son seçimlerde, referandumlarda öncesinde onun evinde bir takım çalışmalar yaptık. Beraber bir kampanyanın içine girdik. Çok faaldi. Ve yani onu sadece sanatçı olarak göremeyiz. Büyük bir aktivistti aslında ve çok cesur bir kadındı. Şu son hele en suskun dönemini yaşıyoruz ülkemizin. Böyle müthiş bir kuvvetli ses olarak her zaman vardı Gülriz Hanım. Ayrıca sahne üstünde birlikte çalışmalarımız tabii o ayrı, o Köşk Keşanlı Ali Destanı bir efsane oldu. Birlikte ilk dünya premierini yaptık. Daha evvelsi Otello beraber yaptık. Canlı Maymun Lokantası, Midas'ın Kulakları, daha sonra Direktör Arası. Ben 3 yıl onların yanında çalıştım ve çok güzel anılarım var. Hiç unutamayacağım bir insan. Ben Gülriz Hanım'ı tanıdıktan bu tarafa Gülriz Sururi tiyatrosunun en son haline yetiştim. Ama ilginç olan bir tarafı belki biraz ondan da söz ederek hani tamamlayalım hakkını tam teslim etmek için. Evet Gülriz Hanım aktivistti, doğru. Büyük bir oyuncuydu, büyük bir tiyatro insanıydı. Bir de bence çok başarılı bir yazardı. Ha evet, evet. Tabii. Önce iki cilt anıları çıktı. Edebi lezzeti olan anılar. Sonra öykü kitabı ve romanı çıktı. Evet. Biz zaman zaman konuşurduk. Ve en son geçen sene bir aydınlanma sempozyumunda da tertemiz bir aydınlanma manifestosu yazan, memleketine kafa patlatan bir hali vardı. Evet. Gidişi de biraz ilginç. Sessiz gitti. Yani kimseye patırtı olsun biz tören yapmayı bilmeyiz falan. Sizin haberiniz olmuş muydu? Hayır.
gömüldükten sonra haberim oldu. Ama zaten Engin de aynı şekilde defnedildi. Yani onlar karı koca birlikte karar vermişler. Ülkemizin bu koşullarında biz bir bildiğimiz türden bir cenaze merasimi ve bir anma toplantısı olmasın istiyoruz. Onlara saygı duymak lazım. Gerçekten gerekçeleri inandırıcı şeyler. Diyor ki camide millet sosyalleşmek için toplanıyor. Aslında oradaki cenazeye saygıdan çok millet birbirlerini görüp merhaba nasılsın uzun zamandır görüşemedik gibi günlük konuşmalarla geçiştiriyorlar. Bir çeşit bir kokteyl parti gibi bir şey oluyor. Bu işin içinde biz olmayalım dediler. Ona saygı göstermek lazım ama arkada kalanlar için çok zor. Çünkü insan bunu istiyor. Şimdi aynı şekilde benim gibi onu tanıyan, seven insanlarla beraber olmak. Yani bir cenaze töreninde yahut bir ne bileyim bir büyük bir tiyatro salonunda oturup orada insanların kendi anılarını anlatması. Beraber olmak yani o acıyı paylaşmak istiyor. Böyle gidince insan çok kendi başına kalıyor. Ben 2-3 gündür bayağı böyle bir bocaladım. Onu paylaştınız da biraz duygularınızı. Evet. Paylaştınız da. Tabii şimdi insan ister istemez büyük sanatçıları yitirirken üzülüyor. Ama bir taraftan da yaşayan sanatçılarımıza yapılan muamelelerden de aynı hoşnutsuzluğu duyuyoruz. Sonuç itibariyle Metin abi ve Müjdat abiye yapılan meselenin hani çok garip tarafları var. Çok kısaca anımsatmak gerekirse bir televizyon programı yaptı Uğur Dündar. Evet. Bizim kanalda falan. Evet, evet. Ama ardından normalde davet usulü olacak bir ifade alma gözaltına döndü. Sonra yurt dışına çıkma Peşin ceza verilmiş peşin oluyor. Ceza, daha ortada iddianame yok, bir şey yok. Hep şu konuşulur. Yani 12 Eylül, 12 Mart falan döneminden daha da kötü bir tabloya gittik. Siz mesela Metin Akpınar gibi, Müjdat Gezen gibi yurtseverliği tartışılmayacak olan isimler yapılan bu muameleyi nasıl görüyorsunuz? Böyle bir şey kabul edilemez. Çünkü ortada zaten bir söz var, bir düşünce var. Şimdi bu adam silah mı, örgüt mü kurdu, silah mı attı, bir ayaklanma mı var ortada? Hayır, düşüncesini ifade ediyor. O düşünce sana ters gelmiş olabilir ama düşüncesini ifade ediyor. Onu dinlemek lazım. Bir suç varsa tamam belki ama suç da yok benim gördüğüm kadar. Çünkü bir uyarı var. Ortada bir eleştiri var. Deniyor ki ülkemizin sağlığa çıkması için demokrasi gerekir diyor. Hepimiz istiyoruz bunu. Özgür bir demokratik çağdaş bir toplum için demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz. Bunu hepimiz söylüyoruz. Bu olmazsa diyor, bugüne kadar tarihte olmadığı zamanki sonuçlar kötü olmuştur diyor. Buradan kim niye alınıyor ki? Yani kimseye bir tehdit yok, bir şey yok. Sadece bir uyarı, eleştiri var. Düşüncesini ifade ediyor. Bunda ne suç var ben anlamıyorum. Şimdi siz darbelere en çok karşı olan sanatçılardan birisiniz. Hemen hemen Türk yurdumuzdaki sanatçıların %98'i, 99'u zaten karşıdır da. Evet. Belki bir zaaf gösteren olmuş olabilir diye %1'lik payı bırakıyorum. Neden sizi özellikle böyle tarif ediyorum? Çünkü siz politik tiyatro yaptınız ve 12 Mart'ta, 12 Eylül'de bedel ödeyen sanatçı olarak görev yaptınız. Evet. Ve Türkiye'deki aydınlanma için mücadele ettiniz. Ve Türkiye'deki askeri darbelerin her ne gerekçeli olursa olsun sonuç itibariyle Türkiye'ye zarar verdiğini gördünüz. Evet. Şu darbelerin konusundaki net söylemi özellikle Dostlar Tiyatrosu çerçevesinde sizden alabilir miyim? Neler geldi başımıza? Neler geldi başımıza? Biz tiyatro yaptığımız için tabii aslında tiyatro da geldi başımıza. Oyunlarımız yasaklandı, turnelerimiz engellendi, oyunlarımız yargılandı. Mesela aynı gün, çok iyi hatırlıyorum, Her Gün Yeni Baştan adlı oyunumuzda aynı gün sivil mahkemeden oynanmasında hiçbir sakınca yoktur diye bir karar geldi. Yarım saat sonra sıkı yönetimden bu oyun oynanamaz, yasaklandı dendi. Tabii onların borusu ötüyordu o dönemde, yasaklandı, oyunu bir daha oynayamadık. Havana duruşması öyle. Yani ve müthiş bir baskı uyguladılar. Özellikle Anadolu turnelerinde. Bir kere son dakikaya kadar sana izin verip vermeyeceğini söylemiyor. Yani sen
aylar öncesinden başvuruyoruz. Mesela Ordu'ya gidiyoruz değil mi? Ordu'da Asiyer'e Sıkurtulu oynayacağız. Son güne kadar evet ya hayır diye cevap ver. Oynayıp oynamayacağınızı bilmiyorsun. Bilmiyorsun, bilet satamıyorsun o yüzden. Bir kere oradan engelliyor. Ondan sonra polis kameralarını getiriyor, koyuyor. Seyirci kapıdan girerken müthiş bir dehşet içinde ve herkes birbirine aman gelmeyin diyor. Çünkü yani o öyle bir dönem ki orada mimlenmek istemiyor, gözükmek istemiyor polis kamerasında. Yani böyle bu kadar ağır bir baskı ortamında o oyundan ne hayır bekliyorsun ki zaten? Salonların yarısı boş oluyordu genelde. Böyle turneler oldu. Ondan sonra sıkı yönetimden tekstler, sansür. Bu da çok komik. Ne söylüyorsun, ne oluyor, ne bitiyor? Hayır, teksti istiyor. Oyuna izin vermek için. Mesela Abdülcan Bas ki herkesin çok kahkah kiki güldü. Turan Selçuk'un çizgi romanı oluşmuş bir oyundu ve kapalı kişi oynuyordu. İstanbul'da da hiçbir olay olmadı ama Ankara'ya turneye gittiğimizde sıkı yönetim teksti istedi. Oyuna iki saat kala bir tekst geldi. Kırmızı, kırmızı, kırmızı çeviriyorsunuz. Kırmızı domates tarlası gibi çizmişler. Bu laflar söylenmeyecek. Yani bu lafların bir tanesini söylerseniz bu akşam oyunu durdururum, turneni de iptal edersin diyor. Ondan sonra nasıl yapacaksın yani? O kadar. Biz ama gene de oturduk, kafa kafaya verdik. Aman şunu şöyle söylemeyelim, böyle söyleyelim. Burasını atlayalım, şunu şöyle yapalım. Mayınlı tarlada gider gibi oyunu oynadık çoğu. İşte ne bileyim buna benzer şeyler, yasak. Yargılamalar? Yargılamalar da var. Çok yargılama var. Oyunlar ama hepsi beraat etti. Yani Kerem gibi. Alpagut olayı. Bu oyunlar mesela yıllarca oynuyor. Bütün bir yere gidiyorsun Edirne'de. Biri takıyor. Biri takıyor. Orada dava açıyorlar. Sonra aklanıyor. Bir şey olmuyor ama seni uğraştırıyor işte. Git gel falan filan. Bir de tabii beni Barış Derneği davasından şey ettiler. Bu arada pasaportumu aldılar. 8 yıl pasaportsuz kaldım ki yurt dışında bir sürü angajmanlarım vardı, film sözleşmelerim vardı. Hiçbirini yapamadım yani. İnsanların bayağı her türlü haklarını engelliyorlar, yasaklıyorlar. Yani aslında bir sanatçının dolaylı olarak bile olsa zaten darbeden olumlu söz etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu ekranda yer alan Sayın Akpınar ve Sayın Gezen de darbe dönemlerinde büyük sıkıntı yaşamış insanlar olarak bunların, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, Türkiye'de yanlışsam düzeltin lütfen, darbe deyince Türkiye'nin solcuları bedel ödemiş, ağır bedel ödemiştir. Ama gördük ki bu AKP döneminde yaygarayı hep sanki siyasal İslamcılar ödemiş gibi yaygarayı onlar kopardı. Evet. Peki bugünden küçük bir parantez olarak şu merhabaya biraz sonra konuşuruz ama dönelim. İlginç bir veri var. Şimdi herhalde televizyonlar el değiştirdikçe yani artık bildiğimiz eğlence kanalları bile kimliğinden vazgeçtikçe bir grup insanın kendisini ifade edebileceği alanda ortadan kalktı. Daha radikal söylersem medyada birkaç bizim içinde bulunduğumuz Halk TV dahi birkaç organ dışında birkaç işte Cumhuriyet Gazetesi bir gün falan gibi yerlerin dışında yok. Fakat ilginç bir şey oldu. Ben Merhaba'yı seyrettiğim akşam da gördüm. Bir izdiham sizin oyunda. Ama bu izdihamın normal bir seyirci tavrından fazlası bir aidiyet duygusu. Sanki birisi benim adıma bir sözü söylüyormuş. Bunu da bu şeyden beri devam ediyor bence. Sivas 93'ten beri devam ediyor. Bilerek artıyor. Artıyor. Ben bütün oyunları görmüşüm herhalde o günden bu tarafa. Tabii. Ve bu da bence bir sosyolojik tahlil. Ne düşünüyorsunuz? İşte bu çok ilginç. Aslında biz hep 12 Eylül'den sonra gençliğin politik olaylardan uzaklaştığını, apolitik bir gençlik oluştuğunu, sadece kendi çıkarını düşünen ve memleket meseleleriyle hiç ilgilenmeyen bir gençlik oluştuğunu düşünüyorduk. Meğer o gizil bir güç, bir potansiyel olarak bir şeyler birikirmiş. Ve o zaten geldi geldi gezi olaylarında ortaya çıktı. Bu muhalefetin gücü olarak ortaya çıktı. İtiraz olarak ortaya çıktı. Ve aslında varmış, o da bir kanal arıyormuş. Bence bu kanalı tiyatroda da buluyorlar, sanat eserlerinde de buluyorlar. Sadece bizim tiyatrolarımızda değil. Ortam çok siyasallaştı bir kere. Şu anda değil mi? Evet, evet, evet. Her kesimde, her kesimde müthiş bir siyasal.
Ama tabii ki bıçak gibi ortadan kesilmiş her iki taraf var. Ve iki taraf da birbirinden çatışma halinde. Çünkü iktidar maalesef bu çatışmadan, bundan besleniyor. Yani bu bölünmeden besleniyor ve bunu teşvik ediyor. Yani insanları bunlar diye devamlı olarak birilerini iterek, suçlayarak, tehdit ederek kendi tarafında bir dayanışma arıyor. Hele seçimler yaklaştıkça daha da sertleşeceğini düşünüyorum ortamın. Çünkü ancak böyle kazanabiliyorlar. Yani bir düşman yaratarak kazanabiliyorlar. Ama karşı tarafta da bu kadar büyük bir baskı, bu kadar tehdit, bu kadar küçümseme. Yani aydınlar küçümseniyor. Okuma yazma, yazan, akademisyen, sanatçı. Bunların hepsi küçümseniyor. Sanki bunlar asalaklarmış, kanını emiyormuş bu ülkenin. Allah Allah, yani kim kanını emiyor çok belli ortada yani. Kim yiyor buranın meyvesini şu anda? Belli değil mi? Çok açık. Ama onlar karşı tarafın yediğini düşünüyorlar. Her şeyleri kendileri aldıkları halde. Devamlı yedikleri halde. Oyunda şöyle ilginç bir şey var. Merhaba'da. Tabii Türkiye'nin çok büyük sanatçılarının metinleri onlar. Brecht ve Shakespeare'i kenara koyuyorum. Onlar da dünyanın da büyük sanatçısı. Evet. Gerçi bize söz edilenler Nazım olsun, Aziz'in olsun, onlar da dünya sanatçısı. Evet. Ama daha yerli tabii bizim açımızdan. Belki dram sayılabilecek bir tarafı, yani acı sayılabilecek bir tarafı, bazı hikayelerin böyle güncelliğini hiç yitirmemesi. Ve hatta belki de söylendiği günden daha cuk oturur hale gelmesi. Şimdi siz bir hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlık yaparken metinlere bakıyorsunuz herhalde. Şu duygu olmuyor mu? Ya Genco, 40 sene önce bunlar da aynıydı. Yine falan, yani insan ne düşünüyor? Yani bir tarafta umutluyum diyorsunuz ama bir de böyle bir hal var. Acayip değil mi? Özellikle Aziz Nesin metinleri daha radikal örnekler. Öyle. Ama Nazım da öyle. Nazım da çünkü öyle. Hep içeride bir hapiste insanlar var. Yani bugün filancalar için söylüyoruz o bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar gibi metinleri. Ertesi gibi bakıyorsun onlar çıkmış, başkaları girmiş, bu sefer onlar için söylüyorsun. Yani ama bu ülke hep aydınlarıyla hesaplaşmış, hep yazarlarıyla, yaratıcı insanlarıyla, kültürlü insanlarıyla onlardan hesap sormuş, onlara süründürmüş yani. Hep hapislerde süründürmüş. O yüzden hep gel. Güncel yani, her dakika acı ama bir taraf. Çok acı. Şunu söyleyeceğim, oradaki yazarlara küçük küçük gidersek seyircimiz açısından da lezzetli olabilir. Mesela ben Can Baba bölümleri olduğu zaman, evet, ki siz Can diye özel olarak da zaten yaptınız. Yaptım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim sayın seyirciler. Ben Genco abinin bu şeyi izlerken, Merhaba'yı izlerken şöyle hissettim kendimi. Artık ben de 50 yaşına geldim. Dostlar Tiyatrosu'nda Genco abide izlediğim bölümlerin güzel bir koloji haline gelmiş. Bir taraftan da tüm bir Cumhuriyet tarihinin edebiyatıyla da bir hani oynaşır, bir eğlenceli bir hali de var. Yani bir tür gösteri, bir tür dertleşme, böyle keyifli bir tarafı da var. Can Baba'dan başlayalım. Can Baba küfürbaz, öfkeli, size de yakışıyor. ne diyeceksiniz sizdeki Can Baba'dan? Evet, şey diyor zaten, çok sıkılıyorum diyor. Heriflere çok sıkılıyorum, ülkenin haline çok sıkılıyorum. Çareyi buldum diyor, küfrediyorum, boşalıyorum, rahatlıyorum diyor. Ben de biraz öyle. Oraya geldiğim vakit bugüne kadar içimde biriktirdiğim canımı sıkan şeylere ver yansın ederek gümbür gümbür patlıyor. Çünkü onun dizeleri gümbür gümbür patlıyor. Oh diyorum, şu lafları söyledim, rahatladım şimdi. O da öyle halletti. Nazım, şimdi Nazım'da şöyle bir durum var. Siz Nazım'la sizin aranızda yani şöyle bir duygu oluşuyor insanda. Ya Nazım'ın orijinal tipini görenler, yok canım o değildir, Genco Erkal'dır Nazım diyebilir. Çünkü sizden duyduk, sizin canlandırmanızla hep gördük. Ve daha siz, çok ses olarak belki. Ses olarak tabii. Ama bence bir adım daha ilerisi var. Sahnede siz çok da Nazım da oldunuz. Yani Nazım'ı her türlü gösterdiniz bize. Ama tabii ses. Nazım sizdeki karşılığı büyük, onu biliyorum. Çok. Peki bizim edebiyatımızdaki ve bugünkü güncelliğine ne diyeceğiz? O mapusluk bitmiyor. Oradan başlayalım isterseniz.
İşte ama yani sadece mahpusluk değil. Mesela yurt dışına gidiyoruz, turneye gidiyoruz. Orada bu hasret şiirleri, millet hüngür hüngür ağlıyor. Memleketim, memleketim, memleketim dedikçe. Yani adam her konuda her şeyi yazmış. Zaten öyle diyor. Aşk şiiri bile diyor. İnsanlar aradığı vakit bizden okumalılar. Bizim aşk şiirlerimiz en güzel aşk şiirleri olmalı diyor. Aşk şiirleri de var. Hayat üzerine var, ölüm üzerine yaşamaya dair var. Sadece hapishane değil yani. Değil, adam o kadar geniş ve her konuda o kadar güzel şeyler yazmış ki hepsi her dakika. Bir de her şiir yıllar geçtikçe başka taraflarıyla ortaya çıkıyor. Yani daha önce söylerken başka yerlerin altı çizilirken, daha güncelken, bugün mesela vatan hainleri, vatan kasalarınızın içindekilerse falan dediği vakit hemen insanın aklında bir şeyler uyanıyor. Tabii işte. Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan diye onu diye bir söylüyorum. İşim rahatlıyor çünkü yani bu karanlıktan bıktık biz. Biz aydınlık istiyoruz. Şunu peki o zaman biraz konuşalım. Bana hoş ve ilginç geliyor. Şimdi siz Nazım'dan gençken Nazım'la tanıştınız. Evet. Nazım'la yaşıt oldunuz. Evet. Nazım'ın yaşını geçtiniz. Ama evet. Nazım'la sevdanız bitmedi. Yani evet. Şöyle söylemek gerekirse, Genco her yaş aldığında Nazım'la başka bir yerde tanıştı. Evet. Ve şimdiki Genco Nazım'a daha yaşlı da bakabilir. Evet. Ne görüyor evet. Şimdiki? Yani Nazım yaşamayı çok seven. Ben geçen sene onun biyografisini yazarken çok detaylı çok detaylı çalıştım. Elimden gelince ortaya koydum. Yaşamayı çok seven bir adam ve çok. Yaşamaya doymayacak bir adam. Siz oyunda da söylüyorsunuz. Yaşamaya doyulmaz evet, diyor. Evet. Ama ben de onun şiirlerine doyamıyorum. Yani her seferinde yeni bir şeyler keşfediyorum. Yani aslında bıraksalar belki ömrümün sonuna kadar başka şiirlerinden başka oyunlar yaparak devam edeceğim. Sırf Nazım yapacağım. O kadar beni içine alan bir yazar. Artık biraz özdeşleşme gibi bir şey oldu. Yani hangi lafın arkasından ne geleceğini biliyorum. Bir de yani o müziğini çok seviyorum. Yani tabii. O şiirin müziğini çok seviyorum ki Fazıl'la beraber o Nazım Oratoryosu'nda en doruk noktasına çıktı. Şimdi Yaşamaya Dair de öyle bir müzikle oyun. Merhaba da öyle. Yani Nazım'ı müzikten ayıramazsınız. O başlı başına. Düz okusanız bile o kendi ritmini hemen var. Pat getiriyor. Evet. Peki Genco abi buradan bu tiyatrodaki şimdi bu meseleleri konuşurken Levent'in durumundan da biraz söz edelim Levent Üzümcü'nün. Biz de nereden nereye yaparken Çanakkale ve Edirne'de salon alamadık. Ama Levent verilen salonların bir Antep'te oldu, bir İskenderun'da oldu. Şimdi az önce siz diyorsunuz ki Dostlar Tiyatrosu'na salon verilmediği yıllar vardı. Gene verilmiyor. Yine verilmiyor falan. Bu meseleyi büyütmek lazım bence. Kimsenin babasının malı olmaması gerekiyor salonlar. Ne söyleyeceksiniz? Bir de Oyuncular Sendikası'nın sessizliğinden çok şikayet etti Levent. Doğru, bence haklı. Haklı. Şöyle söyleyeyim. Bir korku var. Yani bizim oynadığımız salon eğer özel bir salonsa o kadar korkmayabilir belki ama devlete ya da belediyeye ait ya da üniversiteye ait bir salonsa tepeden birileri oradaki sorumluların kulağını büküyor. Bizim de başımıza çok geldi. Yani aynı şekilde İskenderun'da bize de verdiler, sonra geriye aldılar. Zuhal Olca'ya verdiler, sonra geriye aldılar, sonra gene verdiler. Niye, ne oluyor bilmiyorum. Birileri oradaki sorumlulara bana bak ayağını denk al mı diyor, ne oluyor bilmiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mesela. Bütün oyunlarımızı gider oynardık. Sadece biz değil, Ankara'da müthiş bir salon sıkıntısı var. Çok. Çünkü Şinasis sahnesini devlet tiyatroları vermiyor artık. O da korkudan. O da korkudan. Bu sefer biz daha çok Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde oynuyorduk. Ve aşağı yukarı bundan bir ay öncesine kadar da tıkır tıkır bütün oyunlarımızı ayda bir olmak üzere ben orada gidip oynuyordum. Hatta rektör de geldi ki benim oyunumu da izledi de en ön sıradan. Ama birdenbire nasıl oldu, niçin oldu bilmiyorum. Bütün angajmanları iptal ettiler. Hiçbir oyun oynanamıyor artık orada.
Bizim de AYSA organizasyon olarak, benim birlikte çalıştığım organizasyon firması, oradan önümüzdeki aylar için bir sürü tarih kapatmıştı, anlaşmıştı. Hepsini geri çektiler. Ve yeni başvuru da almıyorlar. Neden? Bir şeyler oldu. Yani birileri onlara aman tiyatrolara verme mi dedi, ne oldu bilmiyorum. Şeyde gene üniversiteye ait salonlar, İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi, Sabancı Kültür Merkezi vermiyorlar. Yani aslında öyle bir hale geldi ki, iş biz de mesela Edirne ve Çanakkale'de üniversitenin salonunu alamadık ve vereceğiz dediler, geri aldılar. Derken işte bu sivil toplum kuruluşları hükümetten baskı görüyor falan, alamıyor. Bir de özel okullar veriyordu eskiden salonlarını. Özel okulların da salonları alınamaz hale geliyor. Levent'in Oyuncular Sendikası sistemini nasıl yorumluyorsunuz? Yakında bu arada Levent Üzümcü de burada konuk olacak, onunla da konuşacağız ama siz evet, sonuçta meslekte artık birkaç yıldan doğru söylüyor, misin? Doğru söylüyor. Yani insan böyle zamanlarda yakınlarından bir destek bekliyor. Yani zaten böyle kendi başına cengaver gibi ortaya saldırıyorsun. Bir yara aldığın vakit birinin gelip geçmiş olsun demesi lazım. Bir destek vermesi lazım yani. Bu sisteminde haklı görüyorum ben onu. Siz kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Alkış tamam ama günün evet, sonunda. Seyirciler oldukça, olduğu sürece yalnız hissetmiyorum. Peki bu şey lafına inanıyor musunuz mesela? Beni çok düşündüren bir laftır o. Türkiye'de birisinin başına bir olay gelince Twitter'da böyle işte bilmem kim yalnız değildir falan diye evet, şeyler yapılıyor. Fakat görüyoruz ki mesela Metin Akpınar yapayalnızdı o gün. Belki insanların kalbi onunla attı ama belki sabahın köründe alındı, o yüzden öyle evet, oldu. Evet, o beklenmeyen bir şey. Ama arkanızdayız diyen kitle var. Televizyonlardan kovuluyoruz, kimse arkamızda değil. Gazetelerden kovuluyoruz, kimse arkamızda değil. Yani işte Levent'in oyunu alınıyor. Acaba bu sahte bir arkanızdayız mı? Yani ben biraz hani akrep gibisini buradan da yorumlamak istiyorum. Kendi kendine ihanet değil mi o? Yani madem arkanızdasın, televizyonu izleme mesela, reytingi düşsün. Madem arkasındasın, Levent'e bir şey yap, o okuldan çocuğunu al, bir şey protesto et, adam geri gelsin. Böyle bir sorun yok mu? O yok galiba. İşte bizde bu demokrasi kültürü zayıf. Yani yurttaş olmak, yani yurttaşlık haklarına sahip çıkmak, haksızlığa karşı mücadele etmek falan, herkesin yaptığı bir şey değil galiba. Cesaret sayılmaya başladı değil mi biraz? İşte biraz öyle, biraz öyle. Çünkü çok fena bedel ödetiyorlar. Yani işsiz kalıyorsun falan filan. Atılanlar da ses çıkarmıyor. Ben de onlara söyleyeyim. Onlar da hiç gık etmeden maşallah bırakıp şey, ceketlerini alıp gidiyorlar. Yapacak bir şey. Yapacak bir adamın şey. Babasının yani CNN'den benim cep telefonuma mesaj geldi. Onunla bitireyim bu bölümü. Cep telefonuma mesaj geldi. Sevgili Enver, Aykırı Sorular programının Türkiye'nin en başarılı programı oldu. Bütün ödülleri aldın. Senden çok güzel günler diledik. Bundan sonra çalışamayacağız. Evet, bitti. Ya şimdi ne diyeyim dükkan adamını? Ne diyebiliriz? Sevgili dostlar, kısacık bir ara vereceğiz. Gence Erkal'a iletmek istediğiniz ne varsa ben şimdi reklam arasında okuyacağım. Dönüşte ne konuşacağız derseniz, elbette ki tiyatroyu daha derinlemesine konuşacağız. İstanbul'umuzun halini konuşacağız. Gence abinin çok önemli bir saptaması var. Biz geçen de sohbet etmiştik. O dedi ki, evet şimdi çok tiyatro var ama ekoller ve yerinde izleme olanağı ortadan kalktı. AKM mesela. Gezi ne anlama geliyordu biraz? Onu konuşacağız, hiç kuşku yok ki. Sanatçıların son günlerde verdiği acayip röportajlara da bakacağız. Kimsenin canını yakmak istemiyoruz ama ne oluyor, ne bitiyor? Biraz bunları konuşacağız. Ardından da tabii arkada 60 yıllık görkemli bir tiyatro hayatı var. Onlardan da konuşacağız. Yani bu akşam Gence Erkal'la sohbetimizi izlemenizde sayısız yarar var. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.